Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Beşiktaş vs Fenerbahçe yapıyoruz arkadaşlar. Evet, daha önceden yapacaktım ancak coinsim yeteri kadar yoktu galiba. Bilmiyorum neden yapmadım. Hem de hafta sonuna denk geliyordu. Bayağı da güzel izlenirdi ve güzel bir fikirdi ama yapmadım. Ve şimdiki videomuz Beşiktaş vs Fenerbahçe, hem efsane içerik hem zarara sokuyor ama çekmesi biraz kolay. Hem de umarım beğenirsiniz yani. Herkesten like'larını bekliyorum. Herkes bir like atsın bu tarz içeriklerin devam etmesi için. Coins'imi harcıyorum ben sizler için. Siz de bir like atarsanız sevinirim. Bir like butonuna böyle bir dokunursanız video devam ederken bile hiç sıkıntı değil. Ve hala kanalıma abone değilseniz de hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok yüksek seviyeli desteklemiş. 100 bin yolunda, 100 bin plaketi alma yolunda çok büyük desteklemiş. Ve destek olmuş olursunuz işte, abone olun. Ki videoları kaçırmayın. Evet. Videoları kaçırmamak için abone ol, sen de ol. Sen de ol, sen de bak, sen var ya, abone olmayan şu anda var, sen de ol. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Bugün Beşiktaş vs Fenerbahçe FIFA Mobile yapacaktım. Yapacağım yine, ancak şöyle yapacaktım. Bir tane Beşiktaş kadrosu kuracaktım, bir tane Fenerbahçe. Aynı maça girecektim, aynı gücümle oynayacaktım. Kim daha çok gol atarsa o kazanacaktı. Ancak öyle yapamayacağım. Çünkü bütün oyuncular pazarda yok. Hani yok, bildiğiniz yok. Bu sebepten dolayı ben ne yapacağım? Aklıma daha güzel bir fikir geldi. Karma takım kuracağım. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den karma bir takım oluşturacağım ve bu takımı sizlerle birlikte kuracağız. Bakalım neler olacak. Umarım güzel şeyler olur. Hemen pazara gelelim. Daha kadroyu belirlemedim bile çünkü pazar çok değişkenli bir pazar. İki takımdan ilk 11 bile çıkamayabilir. O derece değişkenli, değişik bir pazar yani. Şimdi buraya geldik. Kaleciyi seçtik. Sonra Süper Lig ve Fenerbahçe Beşiktaş. Şimdi kaleci olarak kim olabilir? Erten Ersu olabilir, Boyko olabilir, Volkan Demirel gelmiş pazara, alabiliriz aslında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten en mantıklısı Volkan Demirel görünüyor. Boyko zaten oynamıyor. Tolga Zengin de yok. Evet, Volkan Demirel'in gelmesi güzel olmuş abi. Yoksa Tolga Zengin'i alacaktım. Tolga Zengin de yok yani. Volkan Demirel'in gelmesi o yüzden çok harika olmuş diyebiliriz. Volkan Demirel'i aldık. Olabildiğince eşit kurmaya çalışacağım ancak oyuncu bulamazsam maalesef eşit olmayabilir. Beşiktaş'tan daha fazla oyuncu var gibi de duruyor ama değil gibi de duruyor. Değişik bir durum arkadaşlar. Şimdi hemen sağ beke bakalım. Kim var sağ bek? İsta var, Şener var. Bunu Beşiktaş'tan almayı planlıyorum. Gökhan Gönül var ama 120 bin coins. Ama yine de alacağım arkadaşlar. Eşitlikçi olsun diye, tam eşitlik olsun diye alıyorum. Lütfen size desteklerinizi esirgemeyin. Haydi bakalım, Gökhan Gönül'ümüzü de aldık. Kart özellikleri bu arada kafa vuruşu hariç görüyorsunuz zaten harika. Denemesini yaptığımız zaman da anlayacağız diye düşünüyorum. Sol bekimize bakalım abi. Şu anda bir Fenerbahçe bir de Beşiktaş'tan aldık. Arkadaşlar Caner Erkin de olabilir, Kaldırım da olabilir. Zaten bunlar pazarda duruyor. Eşitlikçilik olsun diye bunları bırakacağım. Hangisinden daha az olursa o olacak. Bir takımdan 6, bir takımdan 5 oyuncu yapacağım. Ancak bu yani 6 yaptığım takım lütfen hani onu daha çok seviyorsun falan demeyin. Gerçekten öyle bir durum olmayacak yani. Stoper olarak arkadaşlar Pepe'yi alamayacağım. Coins miktarımdan dolayı. Hani baya bir biter yoksa. Luis Neto'yla Tosic'i falan almayı düşünüyorum ama Tosic falan da yok. Gerçekten hani en azından kim vardı başka Beşiktaş'ta? Tosic'le Vida. Vida'yı da bulamadım arkadaşlar. Araştırdım biraz, bulamadım. Eski takımına falan da baktım, çok bulamadım. O yüzden arkadaşlar çok miktarına da bakmayacağım. 20.750'ye Neustadter'i alıyorum. Ve Luis Neto'yu da alacağım. 54.000'e de Luis Neto'yu aldım. Diğer kartlarına bakmadım bile. Acaba çok düşük mü? Neyse, başka zaten kartı yok galiba. Evet, 35.000'e de varmış. Biz 54.000 verdik. Evet, gerçekten bu yaptığım hatayı hiçbir zaman umarım unutmam. Ve daha düzgün davranırım daha sonralarda. Sol bek olarak arkadaşlar, o zaman şimdi kararımı verdim. Tabii ki de Caner Erkin'i alacağım. Çünkü yani belli artık neden alacağım. Evet, Caner Erkin, bir dakika, şurada kaç bin bu? Bu 57 bin. Bu 56 bin. Bunu alalım abi o zaman. Zaten bunu alacaktım. Hani böyle çok büyük fark olmadığı sürece. Ve bu benim için daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir bunları kadroyu koyacağım. Ve eşit bir şekilde oldu galiba. Şöyle değiştirelim. Kaleci Volkan Demirel. Neredesin Volkan? Abi hiç mi boost'un yok? Bir tane boost'u var galiba sadece. Onları belki basarım. Birkaç tane. Caner Erkin'i koyalım.
Stoper olarak Neustadt'lerle Luis Neto. Neto'nun da 5 boost'u da basılı. Ve Neustadt'ler neredesin? Neustadt'ler. Evet. Beşiktaş'tan da keşke olsaydı. Pepe hariç yok ama Beşiktaş'tan zaten çok pahalı bir oyuncu alacağım bu videoda. O yüzden hani o kadar abartmazsak sevinirim. Göreceksiniz birazdan zaten. Evet, değiştire basalım. Ve Gökhan Gönül. Nerede o? Elit olmuş bu arada. Helal olsun sana Gökhan Gönül diyoruz. Ve şimdi abi MOU Anderson Talisca'yı planlıyorum. Hemen şöyle bir bakayım MOU'ya. Anderson Talisca'ya bakacağım. Hemen MOU'ya bakalım. Alper Potuk var. Anderson Talisca var. Anderson Talisca'ya parayı basacağım abi. Hiç sıkıntı değil. Şöyle 220 bin yazalım. Çünkü Talisca arkadaşlar Beşiktaşlıların en çok sevdiği oyunculardan birisi olmakla beraber öyle yani. Berabere falan boş verin öyle. 195 bine var. O zaman 195 bin coinslik Anderson Talisca'yı alıyorum arkadaşlar. 88 uzaktan şutu var. Dele Alli'den iyi yani. Öyle düşünün abi. Adamın özelliği 99 genlik adamdan daha iyi. 88 uzaktan şut ne kardeşim sen abarttın ya. Serbest vuruşu falan kaç bunun? 88 oha. Talisca sen ne yapıyorsun kardeşim? Bravo sana. Talisca'ya bak ben beklemiyordum bu kadar. Hani özelliklerinin iyi olmasını bekliyordum da böyle şut özelliklerini falan beklemiyordum bu kadar. Bu arada MO yok. MDO var mı? Evet çok güzel. MDO da yok. O zaman abi ben şunların böyle hepsini bir açayım. Aa bir dakika MO vardır belki de ya. Ben yanlış yaptım. Şöyle bakmak lazımdı. Ama yok. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç yok. Var Uygar Mert Zeybek var. Ama o da takımda oynamadığı için oynatmak istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. MO'yu kapat zaten. Böyle açık kalsın bir bakalım. Abi Alper Potuk'u kesin alayım o zaman. Çünkü hani sürekli gözüken bir adam. Atıf Şeşu'yu Fenerbahçeli olarak sevmiyorum arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim. Söyleyeyim bu arada onu da. Bilmeyenler vardır. Ama çok böyle hani eşitlikçiyim genel olarak. Yani öyle bir takımı ezip bir takımı özellikle Avrupa maçlarında bütün Türk takımlarını desteklerim. O da aklınızda bulunsun. Atıf Şeyşu'yla Alper Potuk'u almayı düşündüm o zaman şu anda. Çünkü öyle Mehmet Ekici de olabilir. Alper Potuk'la Atıf Şeyşu'yu alacağım. Çünkü Beşiktaş'tan başka oynayan, kadroda oynayan yok. Fenerbahçe'de de bu şekilde kadroda oynayanlar var. O yüzden Ciha Eç Huuhe. Eğer bunu doğru yazdıysam bir denemede bu videoya 5000 like gelmezse gerçekten ayıp edersiniz. Yani bu adamın adını kendisi... Yanlış yazmış. Nasıl yanlış yazdım ya? Ben o kadar çalışmıştım. Dur. Ciha Eç Huuhe değil mi? Ciha Heç Huuhe'ymiş. Bir harften kaybettim ya. Neyse. Yanlış yazmışım. O kadar da olur arkadaşlar. O kadar da sıkıntı değil. Atıf Şeyşu'yu aldık. Ve şimdi sırada Potuk var. Pot yazalım. 140 bine de bunu buldum. Bayağı Beşiktaşlı oldu ama bu çok kötü oldu böyle ya. Ama şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Hazır mısınız arkadaşlar? Umarım hazırsınızdır çünkü kimin geldiğini birazdan öğreneceksiniz ve bu sizi çok şaşırtacak. Çünkü bir dakika ya abi bir yapamadım işim hayalimdeki gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ricardo Quaresma'yı alacağız. 1 milyon 100 bin yazayım ben buraya. 1 1 0 0 0 0 Quaresma diyenler de var. Quaresma diyenler de var. Siz nasıl diyorsanız artık ben orasına çok karışmıyorum. Mehmet Topal da varmış. Ama Quaresma'yı ben bir alayım. Oha medal de geldi. Quaresma yok. Bir dakika ben medali alacağım abi. Medali almak istiyordum aldım. Alamadım. Kaçtı. Neyse Quaresma'yı alayım bari. Ulan nasıl kaçar ya? Direkt alsaydım belki de kaçmazdı. Ya. 1, 150, 1, 2, 3. Hadi abi Quaresma ol bu fiyata. Evet işte budur be aldım. Q7'yi aldım ve param bitti. Evet ah kalbim diyorum ama geri gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Bir dakika, bu Ronaldo mu? Ya Ronaldo artık yeter ya. Benim canımı çok sıkıyorsun bu hareketlerinle. Gerçekten çok bozuşacağız ha. Bir dakika ya. Ben buraya Quaresma'yı alacağım. Şöyle evet Quaresma burada. Gelsin abi. Santrafor'a daha seçmedik onu galiba. Anderson Talisca buraya gelsin hocam. Talisca. Alper Potuk da var aslında ama Talisca'yı alacağım buraya. Buraya Alper Potuk'umuzu alırız. Alper Potuk burada uçar gider abicim. Hiç sıkıntı değil. Hop gel böyle.
Sonra sol kanat olarak kimi almıştık? Ben başka kimi aldım bu takıma bakalım. MO alamadım zaten. MDO falan da alamadım. Başka da kimse yok galiba arkadaşlar. Şeyşu'yu almıştım değil mi? Aynen, ben atıp Şeyşu'yu aldım. Evet, sol orta saha kartı, orta saha kartı. Onu hemen bir alabiliriz arkadaşlar oyunu o zaman. Onu unutmuşum bakın. Aklımda kalmamış. Atıf şey şu. Tabii eşitlikçi olabildiğim kadar olmaya çalışacağım dediğim gibi arkadaşlar. Olamazsam kusura bakmayın. Yani çok büyük fark olursa kusura bakmayın ama olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane Fenerbahçeli. 1, 2, 3, 4 tane de Beşiktaşlı var. Şimdi bir Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli bulursak tam olacak. Ama bulamayacağım galiba, oyuncu kalmadı çünkü. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şaka gibi ya. Harbi oyuncu kalmadı. Memlekette piyasada oyuncu kalmadı. Evet arkadaşlar, o zaman kadroyu bu şekilde kullanacağız. Marco Reus'u Ronaldo'yu alacağım ben buraya. Marco Reus çünkü oynamak istemiyor demek ki, değişik hareketler sergiliyor orada. Burada da bu şekilde kalsın ya o zaman arkadaşlar, çünkü oyuncu yok. Hani memlekette piyasada oyuncu yok ya. Bulamıyorum. Atak hattından 1.150'yi de silsen yok. Beşiktaş veya Fenerbahçe'den oyuncu yok abi.77 yapalım. Bakın yok. Töre zaten gitti. O yüzden hiç kullanmasak daha iyi. Bir Mehmet Topal var. Ona da hani forvette koymak saçma olur. Bence böyle daha mantıklı oldu. O zaman böyle bir karşı atak maçına girmeyelim. Neye girelim abi? Mücadelelerden bir maça girelim. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Bakalım kimler daha çok gol atacak. Tabii bu, ben kime gelirse o şekilde atacağım. O yüzden böyle bir sıkıntı olmayacak. 15. dakikasından başlayacak ikinci devrenin. Sonra da maçımızın sonuna geleceğiz. Bakalım test edelim kadromuz nasıl olmuş. Umarım güzel olmuştur. Ben bu video için bayağı bir para harcadım. Siz de bir like atarsanız ücretsiz olarak. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Hani ben parayla yapıyorum. Siz ücretsiz abi. Bedava. Bedava. Like atmak bedava abi. Fernando Torres'le gol atmam da benim ne kadar saçmaladığımı kanıtı yani. Bu kadar da saçma bir şey olamaz. Gittim Fernando Torres'le gol attım ya. Takımda Anderson Talisca gibi bir oyuncu var. Takımda Alper Potuk gibi bir oyuncu var. Takımda Quaresma gibi oyuncu var. Ama ben gidiyorum. Kimle gol atıyorum? Evet, Gökhan Cönoğlu. Verdi pasını Alper Potuk. Alper Potuk dribling yapamıyor mu ya? Yok. Belki mevkisinde bulunsa yapabilir. Anderson Talisca bile yapamıyor. Oha. Yapma bana bunu Anderson Talisca. Ben senden çok şey bekliyordum. Hop. Torres, indir sen onu. Talisca. Anderson Talisca, uzaklardan sert şutları vardır. Anderson Talisca. Anderson Talisca. Anderson Talisca. Çok süper bir gol geldi. Anderson Talisca uzaklardan asacak kadar yetenekli bir topçu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben boşuna demiyorum. Evet, Talisca. Ricardo Quaresma. Bu bile yapamıyor abi dribling. Şaka gibi. Rainbow bu bile yapamıyor. Ama Quaresma uzaklardan sert şutları vardır. Quaresma. Ricardo Quaresma. Sen nesin be? Abi muazzam bir gol değil mi sizce de? Bence harika bir gol attım. Ta nereden abi? 50 metreden orta sahadan gol. Yok artık diyorum. LeBron James diyorum. Yok, yok artık Quaresma diyoruz ve Angona. Evet. Quaresma ve Talisca gol attı. Fenerbahçeli gol atan oyuncu şu ana kadar yok. O yüzden Fenerbahçeli bir oyuncuyla da gol atmaya çalışacağım. Fenerbahçeli oyuncudan defansif müdahale geldi ama o da önemli futbolda tabii arkadaşlar. Sadece gol atmak değil. Alper Potuk aldı şimdi topu. Dakika 86. Bakalım Alper Potuk gol atabilecek mi? Alper Potuk'la gol atmaya çalışacağım. Çünkü Fenerbahçeli de bir oyuncunun gol atmasını istiyorum. Bakalım atabileceğim mi? Alper Potuk. Alper Potuk. Alper. Alper Potuk 4-0 yaptı. Burada da maçımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ki beğendiğinizi düşünüyorum değil mi? Beğendiniz inşallah. Yani ben o kadar uğraştım bu video için. Sizden de böyle bir 4000 5000 beğeni bekliyorum. Bu arada maç skorlarınızı tekrardan söylüyorum. Yorum olarak yazın. Sizce maç kaç kaç bitecek? Bu benim için çok önemli. Yorumlara yazın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan kanalıma abone ol butonuna basabilirsiniz. Şurada var ya bir buton var. Şurada basın. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın bakın. Bu en önemli şey. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.